Ben seni severim. Yakov severmiş Rahil'i. Yaratılış 7, 29. baş, 18. yer. Büyük umutlan, hani koruyabilecek ailesini, karı kocasından gelmişler görüşe doktora, psikolog doktoruna. Laf ederken hepsi zorluklar için ailede doktor sormuş bir soru adama. Anladın, çok kere mi siz karınıza söylersiniz ki seversiniz onu? Adam homurdamış. Biz açan evlendiydik, ben karıma söyledim hani severim onu. Eğer ben ne zamansa değiştirersen fikrimi, ben vereceğim ona haber bu iş için. Bu şaka gibi gelir. O kadar ki, Halis'den baktığın an, insanlar bilir hani siz onları hep bir seversiniz. Sade o zaman, açan siz açıklarsınız sevdiğinizi onlara işler arası hem laflar aşırısı. Biblia'da anladılır şaşılacak kafadırlık için Yanafa'nın hem psalmacı David'in arasında. O kadar kaviymiş onların dostluğu, hani biri biri için yaşamaklarını kayılmış vermeye ikisi de. Ama gene de yazılı hani Yonafan emin edermiş, hep bir söylermiş David'e ne kadar pek sever onu. Bu yazılı padişahların ilk yadında 20. başta. Sevdiğimiz insanı kaybettiğiyle anlamaya başlarız hani ilişkiler insanlarla ta lazımlı bu yaşamakta ne kadar yerdeki zenginlik hem varlık. Bu dünyanın kaçınmakların arasında biz çok kere onu dayarız bu doğruluk için. Ama sevinir canımız, açan bileriz hani var ta kolaylık biraz bağırlım sevindirmeye yakın olanlarımızı. Biraz ta inandırma onları hani severiz onları. Anlayın, hani yaşamak pek kısa. Da çalışın göstermeye sevginizi. Saklamayın onu, utanmayın duygularınızdan. Yazın o mektubu, söyleyin o lafları, ben severim seni. Bağışlayın o çiçekleri, paylaşın sevgilikle, duygularınızla paylaşın. Ne soyuz oradan çıkma. Bilin, bu pek doğru hani biz kaçırız işe, yaşamakta yaparız onu neyi ısmarladı bize Allah. O kadar ki unutmayın işler arası, yüreğinizin şafkınla paylaşma. Severim seni. Bu iki laf angısı kimseyi darsıtmayacak. Kimse bıkmayacak bu laflara. Kasavetlenin insanlar için angılarını seversiniz. Hem unutmayın söylemeye önemli lafları. Bu hiç zor değil. Söyle yakın olanlarına bu lafı bugün.